sevdiğim insan birbirleriyle küs. Bu küslük için bir çaba sarf etmek gerekir mi? Kesin. Kesin. Yani imanlılar mı? Evet. İkisi de bey oldukları için o bana, ben ona, büyük ona, küçük bana geldin şeklindeler. He. Bunun için araya bir elçi koymak. Siz elinizden geleni yapın. Ama üç kere çaba gösterin diyor mutasavvıflar. Üçüncüden sonra bırakın diyorlar. Mesela Hazreti Hasan'la Hüseyin'in hikayesini anlatabilirsiniz onlara. Biliyorsunuz küsmüşler bir yarım gün. Yapmayın demişler. Mümin mümine üç günden fazla küs kalmaz. Münafık olursunuz. Özür dileyeceğim de demiş. Kardeşim benden önce özür dilesin de sevabı o alsın diye bekliyorum. Peki birisinden elçilik için, yani işte bu konuları benim araya girmemem gereken, benim ortada olmamam gereken bir yer. Birilerinden rica edin. Ricacı olabilir mi? Tabii. Belli etmene. Çok iyi eder, çok iyi edersiniz. Yani iki kişi barıştırmaktan daha büyük bir sevap düşünemiyorum. Zeynel Abidin Hazretleri her barışan kişilerden sonra secde ederlermiş. Mübarek başları secde edenlerin babası adını almışlar. Onun için çok çok mühim bir şey. Yani ben yalandan ne kadar korktuğumu siz biliyorsunuz. Fakat karı koca arası düzeltmek için de söylediğim yaranın haddi hesabı yok. Yani peygamber izin veriyor. İnsanların arasını düzeltmek için yapabilirsin.